Levent Ülgen akademisyenliğiniz var mı hiç? Var. Yaklaşık 15 sene Ankara Sanat Tiyatrosu'nda, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda, Bilkent'te ve Dil Tarih Üniversitesi'nde ve Anadolu Üniversitesi Eskişehir'deki konservatuvarda. Abi izninle ben bir gidiyorum. Sen devam et oradan. oyunculuk hocalığı yaptım naçizane. Peki yani, bir şey söyleyeceğim. Hocalık demin, değil de bildiklerimi paylaşmaya demin çalıştım. Cezmi Baskın'la hani dostluğunuzdan bahsettin. Yani bir hoca ve öğrenci olarak. Sizin de öğrencilerinizle bir araya geldiğiniz dizi oldu mu? Öğrencilerimle bir araya geldim. Zaman zaman oldu. Yani bölüm oyunculukları oldu ama mesela biraz önce kuliste konuştuk. Eğer iyi bir iş yaptıysam bununla benden çok hocalarım övünsünler. Bana emek veren insanlar övünsünler. Yani Ankara Halk Tiyatrosu'ndan rahmetli Erkan Yücel övünemez ama benim için çok kıymetli, çok özeldir. Ankara Sanat Tiyatrosu'ndan Rutku Aziz, Altan Erkekli, Cezmi Baskın övünsün eğer benimle övünülecekse. Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan Lemi Bilgin övünsün. Cüneyt Gökçer de vefat etti. Onlar övünsün. Öğrencilerimi de ben övüneyim. Benim de öğrencilerim var. Çok piyasada çok iyi işler yapan. Tardu Flordum var. Benim öğrencim. Serhat Tutumluer var. Benim öğrencim. Maşallah. Tabii. Tolga Tekin var. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda bir sürü öğrencim var. Ve hepsi çok çok iyi yerdeler. Çok çok iyi oyuncu oldular. Eğer onlara bir parça katkım olduysa, onlara bir parça bir şey öğretebildiysem, ki ben hiçbir zaman hocam bile demediler bana. Hep Levent abi dediler. Abi dediler. Ne kadar güzel. Keşke imkan olsa günün birinde onlarla aynı sahneyi paylaşsak. Ne kadar güzel övünüyorsun. Aynı, tabii ki övünüyorum. Onlar iyi bir iş yaptıkları zaman bu benim gururum. Bu benim sevincim. Hele hele onlar da diyorlarsa Levent Ülgen'in bizim eğitimimizde bir parça katkısı vardır diyorlarsa bundan daha büyük ödül olamaz ki. Ne mutlu abi. Seninle övünen bir sürü insan var. Bir tırın 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 der misin? ya onu da demezsen gitmeyecek. O da nereden çıktı onu da hatırlamıyorum tırın, eski. Tırın. Çağla'ya güzel bir soru sordun. Bölümleri izliyor musun diye. Benim böyle bir hastalığım var. Ben yaptığım her şeyi kaydederim. Oo. Yani Ankara'daki evim herhalde duvarın bir tanesi sırf... Sen bildiğin arşiv gibi. Arşiv. Yani. Oturur yani. Zaman zaman tek tek 20 yıl önce yaptığım işi alır seyrederim. Nerede ne hata yapmışım? Nerede ne... Ya ne kadar çiğmişim, ne kadar kötü oynamışım derim. Estağfurullah. Peki 20 yıl önceki Levent Ülgen'e baktığında şimdiki Levent Ülgen ne der? Bir hoca olarak nasıl eleştirirdi onu? Gayretli çocukmuş. olur bundan. Olur bundan bir şeyler olur. Ya yok tabii bunlar yaparak öğrenilecek işler. Yaparak öğrenilecek işler. Yani kilometre gerekiyor. İşte sörf gibi, kayak gibi. Yani kayağı ilk ayağınıza taktığınızda kaymanızla şimdiki kaymanız arasında elbette milyonlarca fark vardır. Evet. Yani bu kilometre yapmak, o işi ne kadar çok tekrar meleke gerektiren işlerdir bunlar. Oyunculuk da öyle bir şeydir. Ben çok oyunumu hatırlarım. Özellikle tiyatroda oyun biter, yani oynamışsındır, iki sezon oynamışsındır. Oyun biter, hadi ya ben bu oyunda bunu niye yapmadım dersin. O gelmez aklına, gelmemiştir iki yıl boyunca. Bunlar anca deneye deneye, yapa yapa öğrenecek işler olduğu için tabii ki seyrettiğimde çok güzel yerlerde buluyorum. Bazen şöyle bir şey de yapıyorum. Hadi madem her şeyi itiraf ediyoruz, bunu da itiraf edeyim. Şimdi mesela en çok sevdiğim aktörlerden Robert De Niro ve Al Pacino. Onlara bayılırım. Yani bütün tabii bir sürü aktör severim ama Robert De Niro ve Al Pacino onlar benim dünyamda başka bir şeydir. Mesela onların filmlerini seyrederim. Şöyle yaparım. Ya bunlar aktörse ben neyim derim. bunlar aktörse ben neyim? Sonra 2-3 kadeh atıp kafayı bulduktan sonra kendi eski filmlerinden birini koyarım. Vay be ne güzel oynamışım. Müthiş bir terapi. Senin hiç sende de olmayan fotoğraflarını bulduk. Muhtemelen senin arşivinde de yoktur. Arkadaşlar verseniz o fotoğrafları. Evet, gördüm, tabii. Ben de senin öğrencindim. Yani o demin bahsettiğin sanıyorum oyun Frans, oyunda evet, yanındaydım, gelmiştim. Oradaki Hitler bendim. Ve bir de evet yani birlikte durakta taksicilik yaptık birlikte. Bunları da unutuyorsun, söylemiyorsun. Canım çok sıkılıyor. Olsun. Pardon. Olsun. Mustafa abi, Karadenizli adamlar hakikaten sert olur. Yani Karadeniz'in coğrafyasında da ikliminde de bu vardır. Serttir biraz. Deniz de serttir orada. Ama sende hep bir böyle mülayim adam tipi var. Yok, o sertliklerin arkasında inanılmaz büyük bir sevgi ve saygıları vardır. Yani ilk önce sert gözükür. Beni
beni anlayabiliyor musun? Yani hani derler eski bir laf vardır. Kavga ettiğin arkadaşınla daha ileride iyi dost olursun. Önce bir kavga etmen lazım. Yani o anlamda görünürde böyle ilk baktığında sert gözükür ama sonra arkadaşlığında dostluğunda çok sadıktır. Yani iyi. Çok ne bileyim mutlaka işlerinde her insanın olduğu gibi bütünüyle diyemeyiz. Ama mülayim ya da. %98'i diyelim iyidir ya. Abi hiç kimsenin böyle ağzını burnunu kırdığın oldu mu yani? Mesela Karadeniz'de adamı işe alacağın zaman ilk sorusu sen ne iş yaparsın? Adam orada bitiyor zaten ne iş yaparsın diye. İşe geldim, iş istemeye geldim zaten. Abi çok teşekkür ederim soruma verdiğin samimi yanıt için. Abi kimsenin... Mustafa abi senin fotoğraflarını da ele geçirmişiz. Buyurun verelim. Ama o giden ekibin içine ben de varım. Bakın Mustafa abi gözlüğüyle katılıyor. Ben de sağdan ikinciyim. Gayet önemli bir uçuştu. Kazasız belasız indik. Hatırlıyorsun değil mi abi o uçuşu? Evet. O çok değişikti. Evet. Peki öteki fotoğraf? Space Pampiş. Pampişler. Pampişleri biliyorsun değil mi Mustafa abi? Pampişler nereden? Bak peki, sana bir şey söyleyeyim. Şimdi biraz önce Levent dedi ya ki ben Ankara'da İşte akademi, ben de ilkokulu Venüs'te bitirdim. O da akademi Satürn'e geçtim. Şarkı söylemeye de dünyaya gittim. Akademik kariyerin hakikaten takdire şayan yani. Ya uluslararası bir kariyer vardı. Bir de şey böyle evrenler arası bir kariyer var ki orada muhteşem. Teyzemin kızlarını orada bıraktım. Nerede abi? Hangi gezegende? Ben içtiği sadece çaydır. Bildiğiniz Rize çayı. Yani sağlam. Bildiğimiz efendi gibi güzel demlenmiş mi abi afiyet olsun. Fakat o yıllarımız bizim Levent. Hatırlar mısın abi? Uranüs'te oturuyoruz bir gün şimdi. 7 tane ay var, mehtap var. Hep içimden diyorum ki dünyaya bir gitsem. O karanlıklar içerisinden dünyaya geldim. Hanım. Anlatabilsem anlatamıyorsun. Hiç kimse anlatamaz. Uranüs'te de geçim derdi var mı abi? Geçim sıkıntısı. Olağanüstü yani. Mesela... Mars'ta bunu çözmüşler diye duydum. Yok yok. Ya bildiğin kahvehane sohbetini. Ya çok güzel. Taksi durağı sohbetini. Abi iyi. Uranüs'te ya. Uzay taksi var. Uzay taksi. Levent Ülgen. Onları özlüyorum abi. Özlüyor musun hakikaten? Özlüyorum. Abi ilk temas nasıl gerçekleşti? Direkt dirsek teması ya. Hangi otobüse bindiniz?